Çağımızın en yaygın hastalıklarından diyabet, yani şeker hastalığıdır. Hemen hemen her insanda bulunabilir. Özellikle sağlığına dikkat etmeyen insanlar için oldukça riskli bir hastalıktır. Glikoz veya şeker, vücuttaki hücrelere güç sağlayan yakıttır. Bu enerji kaynağının kan seviyeleri ne yediğinize ve ne kadar, ne zaman yediğinize bağlı olarak artar azalır. Fakat bir şeyler ters gittiğinde ve hücreler glikozu absorbe etmediğinde ortaya çıkan yüksek kan şekeri sinirleri, kan damarlarını ve organları zedeleyerek tehlikeli komplikasyonlara sebep olur. Kan dolaşımında aşırı glikoz veya hiperglisemi diyabetin bir işaretidir. Bu nedenle kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmanız önemlidir. Çoğu zaman yüksek kan şekeri en azından ilk bakışta hiçbir belirti göstermez. Amerika'da yaklaşık 29 milyon kişi şeker hastalığına sahip. Ancak dörtte birinin ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yok. 86 milyonun ise bir kan şekeri seviyesi normalden yüksek. Ancak tip 2 diyabet tanısı konacak kadar yüksek değil. Bu nedenle şeker hastalığı riski taşıyorsanız kan şekerinizi test etmek iyi bir fikirdir. İlk belirtileri şöyledir. 1 numara, çok sık idrara çıkmak. Kan dolaşımında çok fazla şeker olduğu zaman vücut bundan kurtulmaya çalışır. Fazla şeker idrar içine dökülür ve vücuda su çekilir. Bunun sonucunda siz sık sık ve işersiniz. Kurutulduğunuz için sizi gerçekten su tutabilir. Bazı insanlar aşırı aç hisseder ve ani veya açıklanamayan kilo kaybı yaşayabilirler. Çünkü vücudun hücreleri bir yakıt kaynağı olarak ihtiyaç duydukları şekeri alamıyorlar. 2 numara, sürekli yorgunsanız. Hücreleriniz glikoz almıyorsa tam anlamıyla enerjiden mahrum bırakılıyorsunuz demektir. Bu sizi her zaman yorgunsunuz gibi hissetmenize neden olabilir. Kanınız artmış kan şekeri nedeniyle daha kalın ve daha yapışkan olduğunda kalbinizin kan pompalaması için daha fazla çalışmanız gerekir. Hücrelerinize besin maddeleri vermek için kan vücudunuzda daha yavaş ilerler. Ek olarak vücudunuz ürtikasyondan sonra kandaki fazla şekeri attığında enerjinizi vücudunuzdan tuvalete doğru akıtıyorsunuz demektir. Artan susuzluk ve idrara çıkma, uykunuzu kesintiye uğratarak daha fazla gece, banyoya yolculuk anlamına gelir. 3 numara, kanınız pekmez gibi ise. Şeker kanı daha kalın ve yapışkan bir hale getirir. Pekmez gibi kanınız için küçük kan damarlarının en ince noktasına, gözler, kulaklıklar, sinirler, böbrekler, kalp, ulaşmanın ne kadar zor olabileceğini tahmin edebilirsiniz diyen yetkili bir diyabet eğitimcisi Joanna Rinker ve İtalyan diyetisyen NC'de bu yüzden çok küçük kan damarlarındaki komplikasyonları görmeye başladık diyen İtalyan bir araştırmaya göre şeker hastalığı olmayan insanlarda bile kan viskozitesi ve kan şekeri seviyeleri arasında doğrudan bir ilişki var. 4 numara, vizyonunuzu alt üst edebilir. Yüksek kan şekeri zamanla göz sağlığınıza ciddi zarar verebilir. Küçük kan damarlarının hasar gördüğü bir bölge, retina, gözün arka tarafındaki ışığa duyarlı kısımdır. Kısa vadede kan şekeri sivri uçları en azından geçici olarak bulanık görüşlere neden olabilir. Bir kez şeker seviyeleri normale yaklaştığında görme düzelir. Ancak daha sonraki safhalarda anormal damarlar görülebilir ve merkezi ve periferik görmeyi engelleyebilir. Gözün ayrıntılı görme sorumluluğunun merkezi olduğu makula da şişebilir ve görme kaybına neden olabilir. 5 numara, elleriniz ve ayaklarınız ağrıyorsa. Ayak parmaklarınızda karıncalanma, periferal nöropati adı verilen bir durum, kan şekerinin çok uzun süre yüksek olduğunun bir göstergesi olabilir. Amerikan Nöroloji Akademisi'ne göre vücudun en uzun sinir liflerinin uçlarındaki acılar genellikle ilk gelen acılardır. Bu nedenle ayaklar, bacaklar, kollar ve eller tümüyle savunmasızdır. Ayaklar ve ellerde sinir hasarı, yanma veya öfkeyle şok edici ağrıya kadar bir dizi semptom üretebilir. Kan şekeri seviyelerinin kontrolü daha fazla hasarı önleyebilir. Kan şekeri sorunları, vücudunuzun en büyük organı cildinizde görülebilir. Kan şekeri belirli bir süre yükseltildiğinde vücudunuz sıvı kaybeder ve cildiniz kuru, çatlamış ve kaşıntılı olur. Ve bu sadece başlangıç. Deri sorunları diyabetin ilk belirtileri arasında olabilir. Maya benzeri mantar enfeksiyonları özellikle kadınlarda, göğüslerin altında ve kasık bölgelerinde görülebilir. Genelde parlak kırmızı diyor Dr. Washington. Bu tür acı verici, tahriş edici ve kaşıntılara sebep olabilir.